Hello öğrencileri merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 10. sınıf felsefe dersi 2. dönem 1. yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar sorularımız önümüzde geçiyor. Cevaplara geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, sorularımızı güzelce cevaplayın. Bu yazılımız dışında diğer ders yazılılarımızı da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Oynatma listelerine tıklayarak veya videolar bölümünden kanalımızda tıklayarak diğer yazılı sorularımıza da bakabilirsiniz. Videomuzu durdurarak önünüzden geçen soruları cevaplayın ve birazdan cevaplarımızı verdiğimiz zaman cevaplarınızı karşılaştırın ve kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı görün. Evet, sizler için seçtiğim soruların cevabına geçelim. Bu arada abone olmadıysanız henüz abone olmanızı istiyorum. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere birinci soruda yukarıda tanımı ve açıklaması yapılan bilgi dallarının aşağıda adlarını belirtiniz demiştik. İki tane tanım verilmiş bakın ve bu iki tanım soru işaretiyle noktalanmış. Bunlardan birincisine rasyonalizm yani akılcılık diyeceğiz. Çünkü kendisinden şüphe edilemeyecek olan bilgiye akılla ulaşılabilir. Bilginin kaynağı olarak akıl bazı bilgi ve yetenekleri doğuştan getirir. Örneğin matematik bilgisi duyular sonucunda değil de akıl yeteneğiyle oluşturulmuştur. İkinci soru işareti olan bölüme de empirizm yani deneyimcilik kelimesini getirmemiz lazım. Arkadaşlar burada da insan zihni doğuştan boş bir levha yani tabula rasa gibidir ve insanın zihni deneyimi sayesinde bilgiyle dolmaya başlar. Bilgi duyular aracılığıyla oluşur. Örneğin elmanın tadının, kokusunun ve renginin bilgisi duyular yoluyla oluşan bilgilerdir. İşte arkadaşlar buna biz empirizm yani deneyimcilik diyoruz. Dolayısıyla birinci noktalı yere rasyonalizm, akılcılık, ikinci noktalı ve soru işaretiyle belirtilen yere de empirizm diyoruz. Yani deneyimcilik. Şimdi ikinci sorumuza geliyoruz. Arkadaşlar ikinci sorumuzda dört tane madde verilmiş. Akılcılık, deneyimcilik, eleştiricilik, sezgicilik. Önlerinde de noktalı yerler belirtilmiş ve yukarıda Türkçesi verilen bilgi dallarının orijinal adlarını karşısına yazınız demiş. Arkadaşlar rasyonalizm, akılcılık, empirizm, deneyimcilik, kritisizm, eleştiricilik ve sezgicilik ise entüisyonizm şeklinde ne yapılmalıdır? Sıralanmalıdır, önlerine yazılmalıdır. Bu şekilde yazdığımız zaman doğru cevabı vermiş oluruz. Soru 3'e geliyoruz. Bilginin doğruluğu için önerilen ölçütler nelerdir? Adlarını yazınız demiş. Evet, bilginin doğruluğu için önerilen ölçütler nelerdir? Arkadaşlar, birincisi uygunluk ölçütü, ikincisi tutarlılık ölçütü, üçüncüsü tümel uzlaşım, dördüncüsü apaçıklık yani açık seçik olmak ve beşincisi de yarar ölçüsüdür. Bu 5 ölçüt bilginin doğruluğu için önerilen ölçütlerdir arkadaşlar. Bunları sorunun altına yazacaksınız. Geliyoruz bir diğer soruya arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 5 tane ilke verilmiş, ölçüt verilmiş, tanımları yapılmış ve bunlardan diyor hangi ikisinin yeri değiştirilirse açıklamalar doğru olur diye soruda sormuştuk arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci ile beşincinin yeri değişmelidir. Şimdi burada tutarlılık ölçüsüyle yarar ölçütü arkadaşlar yanlış verilmiştir. Açıklamalarının yer değişmesi lazımdır arkadaşlar. Çünkü eğer yer değiştirmezse bu anlatımlar yanlış olacaktır. Yani bilgi bu ölçüte göre pratik hayatta fayda verme koşuluyla doğrudur. Örneğin ölümcül bir hastalığın tedavisinde X ilacı kullanılır ifadesi o ilacın fayda sağlaması koşuluyla doğrudur. Bu yarar ölçütüdür arkadaşlar. Zaten fayda sağlamak yarar ölçütüdür. Dolayısıyla tutarlılık ölçütü değildir. Aynı zamanda
Bu ölçüte göre öne sürülen ifade doğru olarak kabul edilen başka bilgilerle çelişmiyorsa veya bir akıl yürütmeyle dayanma sonucunda oluşmuş ve mantıksal açıdan geçerliyse doğrudur. Örneğin diyor, üçgen üç kenarlıdır ifadesi mantık açısından geçerli olduğu için doğrudur. Arkadaşlar bu da tutarlılık ölçütüdür. Ondan dolayı 2 ile 5 yer değiştirmelidir sevgili öğrencilerim. Ve arkadaşlar bir diğer sorumuza geliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim. Henüz olmadıysanız aşağıdan tıklayarak olabilirsiniz. Bilim insanının öne çıkan özellikleri nelerdir denmişti. Sorumuzda hatırlayın, maddeler halinde yazın. Sevgili arkadaşlar, bilim insanı merak etme, şüphe duyma, gözlem ve ölçme yapabilme, vazgeçmeme, mantıklı olma gibi özelliklere sahip olmalıdır. Eğer bu özelliklere sahipse biz bu insana bilim insanı diyebiliriz. Dolayısıyla merak edecek, şüphe duyacak, gözlem yapacak, ölçme yapabilecek, yaptığı işten vazgeçmeyecek ve mantıklı olacak. Bunlar bilim insanının özelliklerindendir. Arkadaşlar 6. soruda da dikkat edin, noktalı bir yer bırakılmış ve buraya bir kelime getirmemiz istenmiş. Bakalım her şeyden önce objektif karakter taşır. Hangi konuyu nasıl işlediğini, analizlerini, bulgularını ve ulaştığı sonuçları açıkça ortaya koyar. Ortaya koyduğu açıklamalar herkes tarafından aynı şekilde anlaşılır. Buna göre noktalı yere ne getirilmelidir? Bilim getirilmelidir arkadaşlar. Bilim her şeyden önce objektif bir karakter taşır arkadaşlar. Hangi konuyu nasıl işlediğini, analizlerini, bulgularını ve ulaştığı sonuçları açıkça ortaya koyar. Ortaya koyduğu açıklamalar herkes tarafından da aynı şekilde ne yapılır? Anlaşılır. Dolayısıyla bilim kelimesini getirmemiz doğru olur. 7. soruya geliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sorumuzda şöyle demişti. Ele aldıkları konuların özelliklerine göre farklı bilim dalları ve uzmanlıklar oluşmuştur. Bunlar nelerdir ve kaç grupta toplanır? Arkadaşlar, ele aldıkları konuların özelliklerine göre farklı bilim dalları ve uzmanlıkları tabii ki oluşmuş. Bunları 3 grupta inceleyebiliyoruz. 1. İnsan bilimleri yani sosyal bilimler, 2. Doğa bilimleri yani fen bilimleri ve formel bilimler yani düşünsel bilimler. Dolayısıyla 3'e ayrıldığını ifade ediyoruz sevgili öğrencilerim. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İnsan bilimleri, sosyal bilimler. Yukarıdaki noktalı yerleri boşluğa uygun bilimlerin adlarını yazarak doldurunuz. Evet arkadaşlar, noktalı yerlere hangileri gelecek? Arkadaşlar, insan bilimleri, sosyal bilimler başlığı altına tarih, beşeri coğrafya, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi. Bunlar insan bilimleri, sosyal bilimlerdir sevgili öğrencilerim. Bunları noktalı yerlere aynen yazıyoruz ve böylelikle doğru cevabı vermiş oluyoruz. Bir diğer sorumuza geliyoruz sevgili arkadaşlar. Bilimsel yöntem basamaklarından 5 tanesini yazın. Evet burada arkadaşlar ben hemen hemen tamamını yazdım sizler için. Hocanız 5 tanesini istiyor. 5 tanesini isterse bunlardan istediğiniz birini veya önemli gördüklerinizi yazın. Arkadaşlar ben hepsini sayayım. Problemin hissedilmesi, mevcut teori ve araştırmalara bakılması, ön gözlemler yapılması, problemin sınırlanması, araştırma amaçlarının sorular ve hipotez halinde oluşturulması, evren ve örneklemin tespiti yani konuyu oluşturan obje, belge, örnek veya kişi belirlenmesi, veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve örneklemden gözlem, görüşme, deney veya bilgi formu gibi araçlarla veri toplama araçlarıyla verilerin toplanması, verilerin betimlenmesi ve hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığının analiz edilmesi, bu bulguların mevcut teorilerle bağlarının kurulması ve yeni teoriler geliştirilmesi, bulgu ve sonuçların çıkarılması, önerilerin geliştirilmesi, ulaşılan sonuçları dikkate alarak ve çürüyen hipotezleri değiştirerek bir üst araştırmaya geçilmesi. İşte arkadaşlar bu maddeler sırasıyla yapılması gereken bilimsel yöntem basamaklarıdır. Burada 5 tane istediği için siz 5 tane yazabilirsiniz. Hocanız tamamını da isteyebilir. Evet, 12. sorudayız. Sevgili arkadaşlar, 12. sorumuzda yukarıdaki cümlede noktalı yerlere sırasıyla uygun kelime veya kelime gruplarını yerleştiriniz demiş. Arkadaşlar bakalım.
Tarihe bakıldığı zaman önceden bilim ve felsefenin iç içe olduğu görülmektedir. Büyük filozofların bilimle uğraştığı ve aynı zamanda bilimlerin felsefe altında öğretildiği bilinmektedir. Evet, örneğin Thales'in güneş tutulmasını hesap etmesi veya Aristoteles'in canlıları sınıflandırması, İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı eserinde ele aldığı tıp alanındaki çalışmaları, Descartes'in fizik ve geometri çalışmalarıyla analitik geometrinin kurucusu olması gibi arkadaşlar. Bu soruda boşluklara sırasıyla güneş tutulmasını hesap etmesi, canlıları sınıflandırması, El Kanun Fit Tıp ve analitik geometri kelime gruplarının getirilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bu şekilde doğru cevabı yapmış olacağız. Geliyoruz bir diğer soruya sevgili arkadaşlar. Bilim ve felsefe arasındaki en temel farklar nelerdir? Örnek vererek açıklayın. Arkadaşlar ben biraz uzun tuttum cevabı. Siz özet halinde yazabilirsiniz. Kısaca söylersek arkadaşlar, bilim ve felsefe arasındaki en temel farklar konu edinme ve bu konuları ele alış yöntemlerinden kaynaklanmakta. Bilimin konu ve yöntemi arkadaşlar somut olgu ve olaylara olur ve objektif, yansız bir şekilde işlemekle yükümlüdür bilim. Fakat felsefe bilimin yaklaşım ve sonuçlarının etkilerini, bunların ontolojik ve etik anlamlarını, insanın eylemine ve değer alanına ilişkin problemleri ele alır arkadaşlar. Bilimin somut, duyumlanabilir ve gözlemlenebilir alanla sınırlı kalmasına karşın felsefe düşünülebilir ve ide ve ideal olanın bilgisiyle ilgili aralarında önemli bir fark vardır. Dolayısıyla buradaki anlatılanları öz bir şekilde yazılı kağıdınıza geçirirseniz doğru cevabı vermiş olacak. Evet, 14. soruya geliyoruz sevgili öğrencilerim. 14. soruda özgürlüğe yönelik felsefi görüşlerin adlarını yazın demiş sorumuz. Arkadaşlar, özgürlüğe yönelik felsefi görüşlerin adları şunlardır. 1. Belirlenimcilik yani determinizm. 2. Belirlenmezcilik, indeterminizm. 3. Ahlaki özellik. 3. Ahlaki özerklik, otodeterminizm. Ve 4. Kadercilik yani fatalizm. Bu 4 madde özgürlüğe yönelik felsefi görüşlerin adlarıdır. Ve son sorumuza geliyoruz sevgili öğrencilerim. Evet arkadaşlar, yukarıda tanımları verilen felsefi görüşlerin adlarını karşısına ayraç içinde yazınız demişti sorumuz. Sevgili arkadaşlar, bu felsefi görüşlerden birincisi politeizmdir. Yani birden çok tanrı olduğunu ileri süren görüşe politeizm diyoruz. Evrenin yaratıcısı olan tanrının evrenle bir ve aynı olduğunu belirtir. Evrende görülen her şeyin toplamı tanrıdır. Buna da panteizm denmekte. Evrenin yaratıcısının Tanrı olduğunu ve Tanrı'nın doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek din oluşturduğunu belirtir. Buna da teizm diyoruz arkadaşlar ve ikili Tanrı anlayışına sahip görüştür. İki Tanrı'nın da eşit güçlere sahip olduğu ve birbirine indirgenemeyeceğini ileri sürer. Buna da dualizm adını veriyoruz değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim, 10. sınıf yazılarımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızda diğer ders yazılarımızı da çözmeyi unutmayın. Hepinize yazılılarınızda başarılar diler. Sevgiler sunarım. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın.
Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.